Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel modelimizi çalışacağız. Karanfil modelini uygulayacağız ve modelimizi şöyle çok güzel şal yapımında kullandık. Şöyle bakalım. Çok hoş oldu. Dilerseniz çeyizlik, dilerseniz günlük hayatta kullanım için bu modelimizi uygun iplerle örebilirsiniz. Aşağıdan uç kısmından başladık. Yukarıya istediğimiz genişliğe ulaşana kadar üçgenimizi açarak çalışmaya devam edeceğiz. Tamamen zevkimize göre ya da boyumuza, kilomuza göre genişliğini oluşturduktan sonra şalımız tamamlanacak. Her sırada birer tane artışımız var. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ilerledikçe her sırada birer karanfil artarak modelimiz ilerleyecek. Şöyle arkasına da bakalım. Bakınız gayet güzel. Yapımı da son derece kolay, görünümü de gayet şık. Hemen kolay gelsin diyerek bu güzel modelimizi anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Simli ince ipim ve 2,5 numaralı tığımla hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz. Sizler dilediğiniz markalarla örebilirsiniz şallarınızı, etollerinizi. Zincir çekerek başlayalım. Önce bir yuvarlak yapmamız lazım. Onun için 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Birinci zincir içerisine gelerek batıp yuvarlağımı oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tığımın başını bir defa dolayarak yeni yapmış olduğum bakın yuvarlağın içerisine giriyorum. İpimi de şöyle alıyorum. Alta gizleyeceğim. 2 defa da ördüğüm trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzan oldu. Tekrar başını doluyorum. Giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak araya tekrar giriyorum. 3 tane trabzanımı bu noktaya yeniden örüyorum. 1 doluyorum. 1 ve 2. 1 doluyorum. 1 ve 2. 2 defa da çektim. Araya 4 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar aynı bu yuvarlağın içerisine burada yapmış olduğumuz 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanımızın bir tanesi de aynısını yapalım. Yani su taşlarımız yukarıya doğru iki yönden de çıkacağı için hem sağdan hem soldan. Birincisini tamamladım. Araya 4 zincirimi çektim. Şimdi ikincisini de aynı şekilde örelim. 1, 2 ve 3. 3 tane zinciri çekelim kendi arasında. Tekrar 3 tane trabzanımızı yeniden örelim. 2 ve 3. Zincirimizin içerisine, yani yuvarlak halkamızın içerisine İlk su taşlarımızın başlangıcını ve şalımızın en uç kısmını bu şekilde ördüm. 4 zincirimiz burada, 3'er zincirimiz ve 3'er trabzanlarımız. İkinci sıramıza başlamak için 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum arkasını. Tığımın başını dolayarak 3 zincirimin içerisine giriyorum ve su taşımı örüyorum. Modelim bitene kadar burayı 3 tane trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar 3 trabzan olarak örüyoruz. Arasında da modelimizi uyguluyoruz. 2 tane zincirimizi çekelim. Tığımızın başını dolayarak ortadaki zincir yuvasına alttan giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekip kenardaki su taşımın içerisine girip 3 tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. İkinci sıramızı da bu şekilde kurduk. Şimdi üçüncü sıramıza 4 zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. Çeviriyorum. Kenardaki dönüşlerimiz tamamen aynı. 4 zincir ve su taşlarımız olarak yukarı doğru ilerleyecek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar 1 2 ve 3. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Şurada bir tane trabzanımın olduğu bölüm var. Oraya 1 2 3 4. 4 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tam trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Yine kenardaki su taşımı örüyorum. 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir çekip 3 trabzanımla tamamlıyorum. Evet, fıstık dolgulu bölümümüzü ördüm. Şimdi diğer sıramıza 4 zincirle geçelim. 2 3 4 çeviriyorum. 2 3 3 zincirimiz. 1 2 ve 3. Kenar trabzanlarımızı tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çekiyorum. Alt sıra zincirinin altından girerek bir tane sık iğne örüyorum. Araya tam buradaki fıstığımın üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Fıstığımın üzerinden geçiyorum. Diğer yanındaki zincirin altından şu şekilde girerek sık iğnemle kapatıyorum. Tekrar 5 zincirle kenardaki su taşımızı örüyoruz. 5 zincirimi çektim. Doluyorum. 3 trabzan, 3 zincir, 1 2 ve 3. Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. On iki zincir, kenarlarında beşer beşer zincirlerimiz. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Örgümün tekrar yönünü çeviriyorum. Yeni sıramıza başlıyoruz. 3 trabzanımızı örelim. 2 ve 3. 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Su taşımızı ördük. 5 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Bir alt sıradaki 5 zincirin altından girerek buraya kilitleniyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra bakınız 12 tane zincirimiz ve altında bir tane fıstığımız bölüm var. Zincirimiz arada kalacak şekilde fıstığımızın şöyle bakın ortada hepsini toparladığımız bir boşluğumuz var. Bir defa başını dolayarak toplamda 6 defa buraya girerek karanfillerimizin çiçek kısmını örmeye başlıyoruz. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Bakın zincir arada kalacak şekilde giriyorum yuvaya. Biraz uzatıyorum. 1 2 defa da kapatıyorum ve 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Biraz önceki trabzanımın şöyle altından girerek buraya kilitleniyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Uzatıyorum. 1 2 1 2, 3, 4 defa zincirimi çekiyorum ve yeni yapmış olduğum trabzanımın altından kilitleniyorum. Doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2 defa da örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yeni örmüş olduğum trabzanın altından giriyorum. Toplamda 6 tane olana kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Uzatıyorum. 1 ve 2. 1 2 3 4 giriyorum. Tekrar uzatıyorum. 1 2 1 2 3 4 her trabzanın altına giriyorum. 2 4 5 oldu. Son trabzanımı giriyorum. 1 2 3 ve 4 batıyorum. Toplamda 6 tane trabzanımız ve üzerine çiçek kısmını ördük karanfilimize. 2 4 6. 6. trabzanımız ve üzerinin çiçek kısmı bittikten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve 5 zincirin bulunduğu yere altından girerek batıyorum. Tekrar su taşına geçmek için 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. Kenar su taşımı örüyorum. Üçer üçer her birisini 3 zincirimi çektim. 2 ve 3. 1 2 3 4 çeviriyorum. 5 tane zincirimizi çekelim. Yeni karanfillerimiz için zeminimizi hazırlayalım. Burada 5 tane zincir vardı. 3. zincir içerisine gelerek 1 2 3 bir tane trabzanımı örüyorum. Aşağıda şu bölümde yapmıştık, bakınız. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Çekmiş olduğum zinciri karanfillerimizin arasından girerek örüyoruz. Bakın 1 ile 2'nin arasından giriyorum arkadan. Başını dolamıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. 1. ile 2. trabzan arasından giriyorum. Buraya bağlanıyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Hemen sırayı takip ediyoruz. Bakınız bağlandığımız yerin yanından giriyorum. Bir sonraki trabzana yeniden bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki trabzanıma giriyorum. Bağlanıyorum ve çeviriyorum önü bakınız. 1, 2, 3 tane yeni 4 zincirden oluşan yuvalarımız oldu. Kenardaki 5'er zinciri saymıyoruz. Trabzanımızın sağındaki solundaki bakın karanfilimizde 3 tane 4'er zincirlik bölümümüz var. Buradan yine diğer tarafa geçerek bu taraftaki karanfilimizin zeminini hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımın başını bir defa doluyorum. 3. zincir içerisine gelerek batıyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Su taşımı örüyorum. Şöyle önden şöyle yani yapmış olduğumuz yeri iyice görebilmeniz açısından göstermek istiyorum. 5 tane zincir çektim. 3.'ye batıp trabzanımı ördüm. 5 zincir çektim. 1 ile 2'nin arasına şu arkadan girdim. 4 zincir çekip 1. yuva, 2. yuva, 3. yuvamı ördüm. 5 zincir çektim. Aşağıdaki 3. zincire batarak trabzanımı ve tekrar 5 zincirimi örüp kenardaki su taşımı örerek tamamlıyorum. Su taşlarımızı tamamlayalım. Yeniden görüşelim. Kenar su taşımı tamamladım. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra başlarında hep 5 zincir. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine bir alttaki sıradaki aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın bir trabzanın üzerine 6 defa sararak bir tane fıstık örmüştük. Yine başını doluyorum. Trabzanımın tam tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Elimi tutuyorum. Çekiyorum. İpimi alıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi yine çekiyorum. Burada 4'er zincirden oluşan 3 yuvamız vardı. Üçünün üzerine birer birer batıyorum ve yine burada kendi içinde 4'er zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 diğerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 diğerine batıyorum. Bir trabzanımın bulunduğu 5 zincirlik bölümdeyim. Burada 5 tane zincir çekip trabzan üzerine bir tane fıstığımı örüyorum. Şurada gördüğümüz gibi. 1, 2, 3, 4 ve 5 doluyorum. Trabzanımın tepe noktasına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpiniz kalınsa 5 ya da 4 yeterli olacaktır. Zaten hissedeceksiniz. Alıyorum. Tuttuğumla da kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirleyip su taşı bölümüne geçiyorum. Buranın hem bitişini hem başlangıcını yapalım. Sonrasında görüşelim. Bakın şu şekilde bu sıramızda yeni 2 tane karanfilin alt kısmını bu şekilde oluşturduk. Bir alt sırada tabanını oluşturmuş olduğumuz fıstığımızın şimdi üzerine çalışmaya başlıyoruz. Şurada hatırlarsanız karanfilimizin altında 12 zincirlik bir bölüm kalmıştı. Çiçek bölümünde. O kısmı öreceğiz. Hemen su taşımı ördüm. 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarlar 5'ti. Batıyorum. Diğer 5 zincirin altından sık iğne ile fıstığımın üzerine buradan diğer tarafa 12 zincirle geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 4 tane zincir çektiğim yere gelerek sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Bu kısma giriyorum. Diğer zincire. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Fıstığımın üzerinden atlayarak kenardaki bölümüme geçiyorum. 5 tane zincirle su taşı bölümüne geçişimizi yapıyoruz. Bu işlemimizi yapacağız bu sıramız için. 5 tane zincirimi çekiyorum yeni sıra için. Alttaki 5 zincirin altından kilitleniyorum. Ve yeniden buradaki karanfillerimizi örmeye başlıyoruz. Bakınız aşağıdaki bir tane trabzanımızı uzatarak örmüştük. 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirim sonrası bir defa doluyorum. Altta hazırlamış olduğum fıstığın içerisine yeniden giriyorum. 12 zincirim arada kalacak şekilde uzatıyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4 arkasına batıyorum ve toplamda 6 defa bu işlemimi tekrar ediyorum. Doluyorum, giriyorum, uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 batıyorum. Aynı yere uzatıyorum. 2 defa da kapıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar hep aynı yere batıyorum. İki, dört, beş. Son çiçeğimiz için trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 batıyorum. Şöyle bakalım, bakınız. Çok çok güzel. Severek öreceksiniz. Umarım çok da beğenerek kullanırsınız. Hem örüp hem kullanırsınız. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi 4 zincirin bulunduğu noktaya batıyorum. Tekrar 2 tane zincir. Tığımın başında oluyorum. Buradaki diğer karanfillerimi aynı şekilde örüyorum. Karanfillerimin her ikisini de tamamladım. 6'şar 6'şar ördüm. Tekrar bitişimizi birlikte yapalım. 1, 2. 2 zincirimi çekiyorum. 5 zincirime batıyorum. Tekrar en kenara gelmek için 5 tane zincirimi çekip kenarımı tamamlıyorum. Hem bitişi hem başlangıcı tamamlayalım. Kenarımızı tamamladım. Birer birer yukarıya doğru artışımızı yapmaktayız. Bakınız şimdiki sıramızda yeniden yeni karanfilimiz için ilk trabzandan oluşan zeminimizi hazırlama sıramıza geldik. Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemlerden de anlaşıldığı gibi aynı işlemlerimizin tekrarıyla her sıramızda, yani her bir tamamladığımız sıramızda bir karanfil artarak yukarıya doğru genişleyerek devam edecek. Şimdi şuradaki işlemimizdeyiz. Trabzanımızın bulunduğu bölüm ve arkasından şu boyutu oluşturduğumuz 3'er yuva, 4 zincirden 3'er yuva çektiğimiz sıramızdayız. Bakınız 5 zincir, 1 trabzan, 5 zincir, sonrasında yandan girerek şöyle ardından 4'er zincir çekiyoruz. Tekrar 5 zincir. Yine bir tane trabzanımızı tam ortaya gelecek şekilde örüyorum. 5'er zincirimizle devam ediyoruz. Evet, şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir defa doluyorum. Üçüncüye batıyorum. Göz kararı iyice pekişecektir. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımın başını dolamıyorum. 1 ile 2'nin arasına giriyorum. 1 ve 2 ardından giriyorum. Alıyorum. Hemen kilitleniyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine giriyorum. Hiç atlamıyoruz. Birer birer 1 ile 2'nin arasından girip ilerliyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane yuvamı ördüm. 1, 2, 3. Şöyle görelim. 3 yuvamız tamamlandı. Tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortasındaki sık iğneyle batmış olduğum yere bir defa doluyorum. Diğer karanfilimizin yerini buraya hazırlıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 5 tane zincir. Ve birer birer trabzanlarımızın arasına giriyorum. Önce 1 ile 2'nin arasına başını dolamadan giriyorum. Kilitleniyorum. 4 zincir çekiyorum. Diğerinin arasına girip kilitleniyorum. 1, 2, 3, 4. Diğerinin arasına girerek kilitleniyorum. Tekrar 4 zincirimi çektim. Diğer trabzanımın arasına arkadan girerek kilitlendim. Toplamda 1, 2, 3 tane 4'er zincir çektiğimiz bölüm var. Yeni karanfilimiz için bir trabzanımız, diğer trabzanımız buradaydı. 3'erde bakınız yuvalarımız, trabzanlarımızın kenarında 5'er zincirimiz var. Şimdi 5 tane zincirimi buradan çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3. karanfil yuvası için şuradaki batmış olduğumuz bölüme giriyorum. Trabzanımı ördükten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip kenarlarımı örüyorum. Ve modelimizi bakınız artışlarımızı yaparak yukarıya doğru büyüttük. Bu şekilde işlemlerimiz devam edecek. Her bir yerleşimimizde yani yukarıya doğru genişlerken birer karanfilimizde artıracağız. Ve düzenimiz aynı bunun üzerine olacak. Trabzanımızın üzerine tekrar fıstığımızın üzerine ördükten sonra 12 tane zincirli bölümümüz olacak. Daha sonra karanfilimizin ardından zincirlerle aldığımız ve yeni sırayı hazırladığımız bölüm şeklinde ilerleyecek. Modelimizin yapımı bundan ibaret. Şöyle biraz büyütelim, sonrasında yeniden birlikte olalım. Trabzanlarımızı ördük. Şimdi karanfilimizin alt noktası fıstık dolgularımızın bulunduğu yerdeyiz. Direkt 5 tane zincirimizi çekip trabzan üzerine fıstığımı yapmak için gelip batıyorum. Bakın şöyle minik gözümüz var. Başını doluyorum. 6 defa sarıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa sardım. Tutuyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 zincirimi çektikten sonra şurada bulunan direkt 4 zincir üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirlerin üzerine 4 olarak örüyorum burada. Kafanız karışacaksa 5 de yapabilirsiniz hepsini. Hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane 4 zincirden sonra yeniden 5 tane zincirimi çektim. Başını doluyorum. Trabzanımın üzerine ikinci karanfil için fıstığımı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektikten sonra direkt 4 zincir üzeri batıyorum. 4'er zincir çekiyorum bu noktaya. Beş tane zincirimi çekiyorum. 2-4 zincirden sonra fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 kenardaki su taşlarımı örüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane karanfilimiz için zeminimizi bu şekilde hazırladık. Aynı işlemlerimizin tekrarıyla istediğimiz kadar genişletebiliriz. Şöyle görelim. Bakın ne kadar güzel oldu. 3 boyutlu. Çok hoş. Dilediğiniz renklerde hem çeyizlik hem günlük kullanım için gayet güzel olacak çalışmamız. Evet, biraz büyütelim. Modelimizi her sırada birer tane artarak genişlettim. Ve bu şekilde aynı işlemlerimizin tekrarıyla dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Evet. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız, eğer abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Evet, yeni videolarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.